United'a ne diyorsun? Onlar da 6 maçlı bir galibiyet. Arsenal bak. United'ın serisi daha uzun bu arada. Maç kaybetme, puan kaybetme açısından. Gerçi araya bir de Barcelona maçları da girdi. Tabii tabii, onlarla Şampiyonlar Ligi maçlarıyla muhtemelen öyledir. Çünkü bir de Paris Saint-Germain iki maçından da beraberlikle şey yaptılar, tur atladılar ya. İkinci maçı kazanmışlar mıydı? 3-1 ile kazandılar ya oğlum, efsaneler. Doğru, pardon ya, doğru. İlk maçı kaybettiler, ikinci maçı kazandılar. Doğru, pardon. Aynen, ilk maç 2-0'dı. Aynen, aynen. 3-1. Ama işte kötü oyun. 6'dan daha kötü bak, dediğim gibi ligde de öyle. 2-4-6-8 maçta 2 galibiyet. 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, 2 galibiyet. Ama dedim tabii 6 maç. Ama son 6 maç 1 galibiyet ve bak. Yani o da West Ham'a karşı. Abi bak, bundan 1,5 ay önce Chelsea açık ara en dezavantajlı takım konumundaydı. UEFA Avrupa Ligi için. Bak, açık ara. Yani kesin herkes 6.lık falan bak. Şampiyonlar Ligi için diyorsun. Şampiyon, evet. Ben ne dedim? Avrupa Ligi için. Pardon, özür dilerim ya. Avrupa Ligi'ne oynuyorlar ya. Şampiyonlar Ligi'ne ilk 4 için açık ara en dezavantajlı takım konumundaydı. Bundan 1,5 ay önce. Adamlar ligin bitimini 1 hafta kadar garantiledi. Dördüncülüğü. Hatta son maçı kazanırsa 3. oluyorlar. Şu an Tottenham'ın önündeler. Tottenham da kaybediyor çünkü abi. Abi bu da saçma. Tottenham kaybediyor. Tottenham en az Arsenal kadar saçmalıyor. Tottenham'ın bahaneleri var ama ne olursa olsun yani sen böyle bitiremez. O zaman da şey yazar, yönetime yazar. Aynen. Sen en ufak bir rotasyona adama oyuncu, bir tane bile oyuncu vermezsen sağlıklı kalamayınca hocaya suç bulamazsın. Takım düşünce suç bulamazsın ama gidiyordu. Normalde şampiyonluğa gitmesi lazım. Bak 10 sezonun 9'unda giderdi. Şimdi 3. olacaklar abi belki. 3. olacaklar Allah. Saçmalığa bakar mısın ya? Arsenal'in ve Manchester United'ın saçmalama derecesini anlatmaya çalışıyorum. Yani Tottenham'ın normalde şampiyonluğa gitmemesi lazım. Ama herifler 3. oluyor yani. Ya en evet. Hak edenin Chelsea olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani en az saçmalığa. Chelsea de çok saçmalığa abi. Birkaç tane... Chelsea'nin de kırılmanları var. Şöyle kırılmanları var. Kötü sonuçları var. Kötü mağlubiyetleri aldılar. Cardiff'e kaybedebilirlerdi abi. Bundan bir ay önce biliyorsun. Burnley beraberliği var içeride. İçeride. Öne geçtikleri maçı Burnley'e puan kaybettiler. Aynen. Everton mağlubiyeti var. Everton, 2-0. Aynen. Ve Cardiff'i yendikleri maç da aslında kaybettikleri maç. Offside'den gol atıyorlar. Tabii tabii. Penaltıyı vermiyor. Penaltısı verilmiyor falan. Düşürdü. Cardiff'in düştüğü maç. Yani düşürdüler tabii. Yani. Düştüğü maç. Ben ilk defa Premier League'de bu kadar ağır hakem eleştirisi duydum yani. Neil Warnock çıktı, aynen, salladı falan. Adam haklı tabii ki. Chelsea'de de yalnız şöyle bir şey var. Yani Sarri çok kötü bir sezonda. Oyuncularla sorun yaşadı. Yönetimle sıkıntılar oldu. Taraftarla sorun yaşadı. Taraftarı sıkıyordu abi. Sarri alt pankartları falan açtılar. Böyle bir sezonda ne olursa olsun ligi 3. ya da 4. bitirmek bir başarı. Ama sezonu da şurada kurtardı abi. Bundan 1,5 ay önce falan sezon başından beri uzak durduğu, oynatması gerektiği noktada oynatmadığı Callum Hudson-Odoi'yla Ruben Loftus-Cheek'i ilk 11'e yerleştirdi. Ve o maçlarda iyi hem oyuncular iyi performans gösterdi. Özellikle Ruben Loftus-Cheek uçuyor abi. Hem Frankfurt maçında uçtu. Bu maçta uçmuş. Son Watford'a yendikleri maç. Çok iyi oynuyor. Ve önümüzdeki sezonda bence en büyük güçlerinden biri olabilir takımın. Transfer yasağının da olduğu transfer bir ortamda. Zaten kullanmak zorunda. Hatta Ethan Ampadu'yu da kullanmak zorunda. Pazarı verecekler mi? Vermeleri lazım önce. Verecekler bence abi. Çünkü kazar kalmak istemiyor. Onun yerinde Pulisic geliyor. Bedavaya bu seviye oyuncu bırakmak aynen aptallık olur yani. Böyle bir sezonda Sarri için büyük bir piyango oldu. Bak çünkü oynadıkları oyun yeterli değil abi. Dördünde gitmemesi lazım yani. Aynen, oyun yeterli sen değil. Liverpool'la City ikinci bir takım çıkarsın yoldasına. Ama herhalde bu performansla Şampiyonlar Ligi ile kaldı. Bir de üzerine UEFA Avrupa Ligi'ni alırlarsa harika olur Chelsea için. Ama artık UEFA Avrupa Ligi'nde de Arsenal'in motivasyonu olacak. Çünkü başka türlü gitme şansları yok. Aynen öyle. Ve iki takım da hem Chelsea hem Arsenal ilk maçlarda daha avantajlı skorları elde ettiler. Şimdi yarı finaller olacak. Bu akşam ya Barcelona artık çok 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 büyük ihtimalle Liverpool'a eleyecek. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bir şey değişen düşünmüyorum. Ajax da eleyecek bence. Bence Avrupa de. Ligi sonuçlarına bakacağız. O biraz daha açık. Ben Arsenal'in finale yakın olduğunu düşünüyorum. Chelsea de öyle böyle gol Arsenal attı. Arsenal Chelsea maçına gidilmez mi ya Bakü'de? Vallahi gidilir ya. Gidilir. Kovalayalım onu. O zaman bu sözle birlikte programı da tamamlayalım. Haftaya daha farklı konularla burada birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.